Numara 5. Tamam. Terörizm ve anarşizmden bahsedeceğim. Terör Fransızca terör sözcüğünden gelmiş. Latince terreo fiiline türemiştir. Bu fiilin manası korkutuyorum. Terör kelime manası olarak büyük korku, dehşet veya korku objesi gibi manalara gelmektedir. Terör, terörizm ya da yıldırıcılık, siyasal, insan veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, resmi, yerel, genel yönetimlere yönelik baskı ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımını ifade eden terimdir. Hükümetlere veya kuruluşlara göre değişmekle birlikte terör uygulayan organize çeşitli gruplara terör örgütü, terör uygulayan şahıslara ise terörist veya yıldırıcı denmektedir. Gücünü ve yetkilerini kötüye kullanan devletler de devlet terörizmi kapsamında savaş suçları ya da insan hakları ihlalleri nedeniyle bu kavramla yargılanabilmektedir. Birçok akademisyen çeşitli hükümetlerin eylemlerinin de terörizm olarak yargılanabileceğini belirtmiştir. Terör sözcüğünün ilk defa Fransız devrimi yeni bir boyut kazandırmıştır. Fransız devriminin ilk yıllarında Fransa'da yürütme yetkisine sahip kongre, ülkenin dış güçler tarafından işgal edilmesine duydukları endişeden dolayı ve içteki sivil huzursuzluğun devrime zarar verebileceğini düşündükleri için olağanüstü önlemler alma gereği görmüşler. Bu amaçla kamu güvenliğinden sorumlu komiteyi neredeyse diktatörlüğe varan yetkilerle donatmışlardır. 5 Eylül 1793 günü kongre bir bildiri ile devrim karşıtı La Terreur'ü açıklamıştır. Kamu güvenliğinden sorumlu komitenin başındaki Maximilien Robespierre terörün ateşli bir savunucu olmuş ve görevlendirilmesinden bir yıl sonra 28 Temmuz 1794 günü despotluk suçundan idam edilene kadar binlerce kişinin infazına öncülük etmiştir. Terör yargısız karar verilen idamlara kadar giden uygulama şekli ve halk üzerinde bıraktığı korku ile tarihe devlet eliyle gerçekleştirilmiş bir örneği gerçekleştirmiştir. Terörün finansal kaynakları dış yardımlar, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, büyük çaplı soygunlar, haraçlar, zorunlu bağışlar, gönüllü katkılar olarak sayabiliriz. Anarşi ya da anarşizm. Devletsiz toplumu savunan politik felsefedir. Genellikle devlet ve benzeri güçleri yerine özerk ve gönüllülük esasına dayalı kurumlar tasarlar. Toplum hiyerarşik olmayan kurumlar ile yaşamalıdır. Anarşizm devleti gereksiz, sevimsiz, zararlı bulur. Devletle ve benzer tüm otoriter ve hiyerarşik yapılanmaya karşıdır. Şüphecilik ve değişim en büyük özelliklerindendir. Dogmatik düşüncelerin tümüne karşı çıkar. Sözcük köken olarak eski Yunanca anarkia, an değil arkos, yani hükümdarsızlık, lidersizlik anlamına gelir. Anarkopasifizm şiddeti reddeder. Tolstoy, Thoreau, Gandhi bu anlayışı benimsemiştir. Dogmatik bir inanç değildir, kendini sorgulayan bir dünya görüşüdür, kendi içinde dahi aksi düşünceleri barındırır. Hiçbir anarşi düşüncesi geçerli veya ideal değildir. Bakış açısında göre farklı anarşi görüşleri vardır. Genellikle radikal sol bir eğilim olduğu söylenir, sosyal ve bireyci anarşizm olarak iki zıt kutuba ayrılır. Komünizm, kolektivizm, sendikacılık, ortakçılık, mutualizm yani. Fikirlerin otorite içermeyen bir benzeridir. Anarşistler şiddet ve kargaşa için savaşan kişiler olarak görülse de birçok anarşist tüm şiddet biçimlerine karşı çıkar. Bazen yalnızca kendini savunmayı haklı gören, bazen de tam bir pasifizm yani barışseverlik vardır. Tüm şiddeti reddedenler olduğu kadar şiddeti tek yol olarak görenler de vardır. Anarşist felsefe, insan doğasında iyiliğine güvenmek ve karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma, dayanışmaya dayalı toplumların hiyerarşiyi ortadan kaldıracağına inanmak anarşizmin temel varsayımlarındandır. Yönetim ve buyruklara insanın buna ihtiyacı olmadığı için karşı olduğunu söyler, insanların yönetilmesine karşıdır. İnsanların kendi yönetilmesinin mümkün olduğunu, devlet adlı ebeveynin gerekli olmadığını söyler. Başlarda kilisenin otoritesinden azat olan insanların hiçbir otoriteyi kabul etmeyen görüşleri mevcutken,
görüş farklılıklarıyla ılımlı anlayışlar da ortaya çıkmıştır. Dünyanın uzak köşelerinde anarşi görülebilir. Afrika ve Asya'da bazı insanlar üst otoriteden bağımsız olarak yaşamaktadır. Modern toplum anlayışının ulaşamadığı her yer devlet baskısının mahfuzudur. Mevcut kapitalist devlet yönetimlerinde insan devletçe denetlenir, insana güven yoktur, insan doğası kötü addedilir. Örneğin iktisadın temel motiflerinden biri insan ihtiyaçları sınırsızdır önermesidir ki ihtiyaçlar değil, istekler sınırsızdır. İhtiyaç askeri düzeydedir. Anarşizm insanın doğal ihtiyacının askeri düzeyde olduğunu ve ancak kendi doğal halinde kalırsa doyuma ulaşıp sürdürülebilir bir yaşam süreceğini öngörür. İnsan doğasının iyi olduğu doğa durumu içinde iyiye yöneleceği noktasındaki görüşleri göz önünde bulundurarak denilebilir ki 100 yılı aşkın bir sürede çok farklı konulara ayrılmış olan anarşist düşüncede genel anlamıyla ortak 4 iddia mevcuttur. Birincisi, insanların devletlerin emirlerine uyma gibi bir ödevleri yoktur. Devlet sahip olduğu otoriteyle edindiği gücü insanlara sömürmek ve sürekli bir şekilde baskı altında tutmak için kullanmaktadır. İkincisi, insanların eşit bir şekilde özgürce bir toplulukta yaşamaları için bu otoritenin ortadan kaldırılması gerekir. Özgürlük ve eşitlik kavramlarının anarşizmde kullanılma şekli anarşist felsefeyi liberal ve sosyalist geleneklerden ayırır. Çünkü anarşizm için özgürlük ve eşitlik aynı şeyi ifade ederken liberalizm eşitliğin olmadığı bir özgürlük, sosyalizm ise özgürlüğün olmadığı bir eşitlik öngörmektedir. Üçüncü, devletsiz bir toplumun mümkün olabileceği yönündedir. Yukarıda da belirtildiği gibi tarih boyunca bunun örnekleri görülmüştür ve tarihte birkaç kere olan bir şeyin bir kez daha olmaması için hiçbir neden yoktur. 4. Devletten anarşiye geçiş gerçekçi bir süreç oluşturur. Bireyci anarşizme göre toplum bir organizmadan ziyade topluma karşı sorumlulukları olmayan ama diğer bireylere karşı sorumlu özel bireylerden oluşmuş bir bütündür. Marx Stirner uç bir bireycidir. Devlete olduğu kadar topluma da karşıdır. İleri sürdüğü fikirlerde bireysel çabalar dışındaki tüm oluşumlar zamanla birer baskı aracı haline geleceği için reddeder. Karşılıkçı anarşizme göre toplumdaki bireylerin bir devlet içinde yaşamasındansa eşitlik ve karşılıkçılık temeli içerisinde birbirleriyle gönüllü anlaşmalar düzenledikleri toplumlarda yaşamaları gerekir. Kolektivist anarşizm, devletin yıkılması ve bireysel özgürlüğün sağlanması ancak yıkıma dayalı bir devrimle mümkün olacağı belirtmesiyle diğerlerinden ayrılır. Kolektivist anarşizm de üretim araçlarının ortaklığı söz konusudur. Bu anarşizm türünün en önemli temsilcisi ise yıkımın aynı zamanda yaratıcı bir eylem olduğunu belirten Bakunin'dir. Komünist anarşizm üretim araçlarının ortak kullanılmasının yeterli olmayıp aynı zamanda ürünlerin ve ortak tutulması gerektiğini belirtir. Bu anlayışın temsilcisi Kropotkin, üretim araçlarının mülkiyetinde ortaklığın ötesinde paylaşım modelini geliştirmiş, evrim teorisinde yer alan rekabet anlayışı da ziyade doğanın ve insanların evriminde işbirliğinin çok daha büyük bir rol oynadığını belirtmiştir.